Sayın Bakanım, kıymetli misafirler, her bir köşesinde ayrı güzellik, ayrı bir hatıra taşıyan İstanbul'umuzun gönül bezeyen en müstesna köşelerinden birisindeyiz. Çeşmeleri, camileri, sebilleri ve ruh iklimiyle Peygamber Efendimizin sancaktarlığını yapan Eyüp el Ensari Hazretlerinin mekanı Eyüp Sultan'dayız. Kültür ve medeniyetimizin bu mübarek beldesinde, şehrimizin adeta hazine sandığı olan Eyüp Sultan'da, Göktürk mahallemize ve İstanbul'umuza emanet olan Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulumuz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aslında bu okulumuz 2020 yılında belediye başkanımız, büyüyen, gelişen Eyüp Sultanımızın nüfus rakamlarını, mahallenin geliştirmesini anlattı. Okul ihtiyacını biliyorduk. Arsa ile ilgili gerçekten fevkalade bize yardımcı oldu. Bu okulun buraya yapılmasıyla da ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bir hayırseverden rica etti. O hayırsever de baş göz üstüne dedi. Hemen yapım çalışmaları başladı. Seneyi devriyesiydi rahmetlinin. Mekanı cennet olsun. Az önceki konuşmacımız, muhterem konuşmacımız, kıymetli vekilimiz de isimle ilgili bize dedi ki, valim 55 yaşında hayatın baharında inançlı, demokrasiye inanan, devletine, milletine, bayrağına inanan, hadim olmaktan iftihar eden bu devlet adamının, millet adamının ismini bir ilkokula, yaşam sevincimiz, öğrencilerimizin, yavrularımızın olduğu bir okula verebilir miyiz? Dedi ki, büyük onur duyarız. Milli Eğitim Bakanımıza arz ettik. Milli Eğitim Bakanımız baş göz üstüne gayet güzel olur dedi. Ve o gün, bugün bu okulumuzun ismi, inşaat çalışmaları daha devam ederken ismi verilmiş oldu. Dolayısıyla aslında sevabın ilk öncüsü kıymetli milletvekilimizdir. Allah ondan razı olsun, onu alkışlayalım. Hayırseverlerimiz de durmuyor. Eli karda, gönlü yarda olan gerçekten az önce buradaki hayırseverimizde olduğu gibi isminin saklı kalmasını, sevapta bir azalma olmasını istemeyen diyelim, latife yapalım. Ama gerçekten isimlerin de verdiğimiz, onlarla da beraber çok büyük bir sevinçle açtığımız okullarımız var. Allah hayırseverlerimizin de gönüllerindeki bu çağlama duruşunu hiçbir zaman eksik etmesin diyoruz. Onlara her fırsatta minnettarlığımızı da ifade etmek istiyoruz. Çok değerli Milli Eğitim Bakanım, değerli hocam, saygıdeğer valim, saygıdeğer milletvekilim, çok kıymetli Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı, saygıdeğer AK Parti İl Başkanım, kıymetli hazırın, bunların hepsini biz niye yapıyoruz? Biz şehirlerin önümüzdeki 10 yıl, 15 yıldaki perspektifini görebiliyoruz. Nüfusun nereye gideceğini görebiliyoruz ve çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almasına inanan bir iktidarız. Bu şekilde bize talimat veren bir Cumhurbaşkanlığın partisinin mensuplarıyız. O yüzden biz bu konuların tamamını hayatımızın tamamında hayatımıza geçirmek zorundayız. Aksi takdirde ileriki sıkışmalarda büyük sorun olacaktır. Bu gördüğünüz bölge yeni 2B yasasından sonra imara açılan ve yeni yapılaşmaları görüyorsunuz, yolda da gelirken görmüşsünüzdür. Bir süre sonra buraların tamamı ciddi bir nüfus alacak. Bu da son olacak. Yani 2B'den sonra gidecekleri başka bir yer olmayacağı için bu inşaatlar bittiğinde bu bölgede 20-25 bin civarında bir nüfus daha buraya gelecek. Biz de nüfus ve yapılaşma bitmeden okulu yaptık. İlk defa aslında biz daha önce davrandık devlet olarak ve biz önce okulumuzu bölgeye yapmış olduk. Bu bölgenin tamamında yine bir lise ihtiyacımız var. Yine bir ortaokul ihtiyacımız var. Biz yerleri konusunu ayarladığımızda gerek il milliyeti müdürümüzle, ilçe milliyeti müdürümüzle, valimizle görüşüyoruz ve bunları hizmete açmaya devam ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Muallim, Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli protokol, bazı insanlar vardır, bütün ömürlerini milletine, devletine, değerlerine, inanç değerlerine vakfederler. Rahmetli Muhsin Başkan
bu tür dava insanlarının ete ve kemiğe bürünmüş haliydi. Hepinize en derin saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlarımı efendim. Saygıdeğer Bakanım, çok değerli Valim, Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti İstanbul İl Başkanımız, kıymetli hazırın, hepinizi en kalbi duygularımla hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Anadolu'nun kurak topraklarında yetişmiş, her türlü engellemeye rağmen filiz vermiş ve milletine, devletine hizmet etmekten asla geri kalmamış bir yiğit delikanlıydı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu'nu anlatmak için ne saatler yeter ne de dağarcığımdaki kelimeler yeter. O gerçekten ömrünü milletine adamış ve bir akşamüstü canı gibi sevdiği memleketin bilinmezliğinde kaybolup gitmişti. Üşüyorum diyordu, öyle anlatıyordu hislerini. Ne o bilebilirdi ne de bir başkası hayata veda edeceği yerin tıpkı şiir 25 yıl önceki şiirinde yazdığı gibi sopsoğuk olacağını. Aslında bu şiir, Üşüyorum şiiri, Mamak cezaevinin kırık taşları üzerinde yazılan Yazıcıoğlu'nun da yazgısının satır başlarıydı. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyorum. Çok şey söylemek gerekir ama herhalde bu şiirle duygularımı, düşüncelerimi çok daha net ifade edebilirim. Tez gittin be bizden uzak ellere, ver kokunu getirsin yellere. Senin kokun cennetten, cennetin bağlarından, çıkıp gelemez misin, tutam o ellerinden. Hepiniz Allah'a emanet ediyorsunuz.